Mutlu günler. Eğitimin merkezine Başarı Doğru'ya hoş geldiniz. Sevgili dostlar, sizlerle çok güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Yayına girmeden bir dakika önce küçük kızımın doğum yaptığı haberini aldım. Üçüncü kez dede oluyorum. Sevgili Pera, Mert'ten sonra bu defa da Yiğit geldi. Evet, bana bu güzel dakikaları yaşatan kızım Selin ve oğlum Erdoğan Şenay'a çok teşekkür ediyorum. Allah analı babalı sağlık içerisinde büyüsün diyorum torunlarımı. Torun sevgisi bambaşka. İnşallah Allah herkese nasip eder. Evet, günün konuğu Girne Ekoloji CEO'su ve benim çok değerli dostlarımdan bir tanesi Sayın Dilek Canbazoğlu. Sayın Canbazoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Öncelikle hayırlı olsun diliyorum size. Heyecanınızı sizinle beraber biraz önce biz de yaşadık. Tekrar tebrik ediyorum. Biliyorsun sevgili Dilekçim, biz seninle çok eski dostuz, bir abi kardeş gibiyiz. Hastaneden fotoğraflar geldikçe ben içeride çok tedirgin oluyordum ama en son damadımın geldiği cümlesiyle çok mutlu oldum. Bu mutluluğu da benimle paylaştığınız için ve beni orada sakinleştirdiğiniz için ben size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Sevgili hocam, şimdi biliyorsunuz bir salgın dönemi yaşadık. Salgın döneminde eğitim, öğretim birbirine girdi ama en iyi yapmaya çalışıldı. Tabii okul türleri de başladı ve siz bir okul türünün CEO'susunuz. Yalnız okul türlerine baktığımda üniversiteleri de içine alan okul türlerinin bir adım öne çıktığını görüyoruz. Siz KKTC'de bulunan Girne Amerikan Üniversitesi, ki hemen burada virgül koymak istiyorum, üniversiteyi çok çok yakından iyi biliyorum. Rektör kurucusu ve ayrıca şu anda başkan Sayın Serhat Akpınar Beyefendi de buradan saygı ve sevgilerimizi iletelim. Uluslararası bir üniversitenin bünyesinde olmak okulculukta ne getiriyor? Şimdi Sayit Bey, uluslararası bir üniversitenin elbette bünyesinde olmak bize müthiş bir vizyon kazandırıyor. Ki bizim üniversitemiz biraz da vizyon açısından diğer üniversitelerden çok da farklı. Bir kere Kıbrıs'ta uluslararası farklı ülkelerde yerleşkeleri olan bir üniversite. 1985 yılında kurulmuş, 35 yıllık bir üniversite, evet, 36 yıllık bir üniversite. 135 farklı ülkeden öğrencisi bulunan bir üniversite. Yaklaşık 22 bin öğrencisi mevcut. Amerika'da, İngiltere'de, Hong Kong'da, Sri Lanka'da, Moldova'da, Türkiye'de yerleşkeleri bulunuyor üniversitemizin. 147 farklı dünya üniversitesiyle de akreditasyon anlaşması ve işbirliği anlaşması var. Tabii bu vizyonun altında biz de çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Bu vizyonu kendimize biz de yol haritası olarak alıyoruz elbette. Tabii üniversiteyle yaptığımız işbirlikleri aslında bizi bu anlamda oldukça besliyor. En önemli işbirliği aslında baktığımızda üniversiteyle yaptığımız işbirlikleri arasında öğretmenlerimizin, velilerimizin, yöneticilerimizin eğitimi noktasında kendisinden çok besleniyoruz. Üniversitemizin akademisyenleri tarafından belli aralıklarla kendi çalışanlarımıza hizmet içi eğitimler aldırıyoruz. Bu bizi oldukça besliyor açıkçası. Bununla birlikte eğitim programlarını oluştururken, tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir eğitim programı var ama buna ek olarak kendi kurumumuzda önceliklendirmek istediğimiz ve farklılaştırmak istediğimiz konuları gündemimize aldığımızda özellikle üniversiteden bu eğitim programlarının oluşumu noktasında da oldukça destek alıyoruz. Onların çünkü bilimsel bir yapısı var, biliyorsunuz öngörüleri farklı. Dolayısıyla bu anlamda da çok ciddi işbirliklerimiz var. Özellikle dünya kimliğinde mezuniyet diyoruz biz. Bu üniversitenin vizyonundan da kaynaklı. Bunu söylememizin amacı bu. Dünya kimliğindeki mezuniyeti çocuklara kazandırabilmek için önce çocuklara dünyayı anlatmak lazım. Bunun için de tabii dil gelişimi çok önemli. Yani çocukların dünyayı anlaması için o dili kazanmaları önemli. Bu anlamda da yine üniversitemizde bir takım işbirlikleri var. Hem eğitim içerikleri hem de oradaki yabancı öğrencilerle kendi öğrencilerimizi bir araya getirerek böyle bir dil gelişimine de katkı sağlıyoruz açıkçası. Yine akademisyenlerinden özellikle çocuklarımızın kariyer gelişimi noktasında da yine oldukça destek alıyoruz. Genç kariyer programlarımız doğrultusunda hocalarımız meslekleri öğrencilerimize çok böyle objektif bir şekilde tanıtıyorlar. Küçük küçük derslerle de anlatıyorlar. Bu anlamda açıkçası biz üniversitenin vizyonundan oldukça fazla faydalanıyoruz.
Kısa vadede biz de Türkiye'de, ondan sonra orta ve uzun vadede yurt dışı kampüslerimizle de yine eğitimin içerisinde var olmak istiyoruz açıkçası. Evet. Şimdi tabii burada bu bağlantıyı aldık. Ben üniversiteydi. Hemen yanındaki de oradaki ismi Girne Amerikan Koleji'ni ve burada da Girne Koleji'nin yapısını çok iyi biliyorum. Ancak tabii sevgili hocam, güncel olaylar da söz konusu. Şimdi LGS sonuçları açıklandı. Bu süreç ne olacak? Bir yorumlar mısınız? Tabii LGS sonuçları 30 Haziran dün açıklandı. Biz sonuçları analiz ettiğimizde ve bir takım kritikler yaptığımızda kendi ekibimizle şunu tespit ettiğimiz bir takım noktalar söz konusu. İşte 1 milyon 38 bin öğrenci sınava katılıyor. Bu yaklaşık olarak toplam öğrencinin %83'ünü oluşturan bir oran. Bununla birlikte 2020'deki başarı oranıyla çok benzer bu yılki başarı oranı. Bir nebze olsun gerileme olsa da benzer bir oran söz konusu. Öğrenci puan dağılımında yığılma 200 puanla 299 puan arasında bir yığılma söz konusu. 400 puan ile 500 puan arasında doğru cevaplayan öğrenciler, yani o puanı alan öğrencilerde bir gerileme var bu sene. Şu anki ortalama 5.6, %5.6'lık öğrenci o puan aralığında görülüyor. Bununla birlikte cinsiyet ayrımına baktığımızda, yani cinsiyet analizi yaptığımızda bu sene de kız öğrenciler erkek öğrencilere göre doğru cevap oranlarını daha yüksek tutmuşlar. Matematik bölümü hariç. bu anlamda kızlarımızı tebrik ediyorum ve gurur duyuyorum. Anne babanın eğitim seviyesi yine başarıyı, akademik başarıyı ve oradaki 110 doğru puan cevap gibi bir fark var galiba. Evet, yani anne babadaki eğitim oranı, anne babanın eğitim seviyesi burada da çok ciddi bir belirleyici faktör olmuş. Tabii artık tercihler başlıyor. Ben hepsine, açıkçası öğrencilerimizin hepsini çok tebrik etmek istiyorum. Çünkü çok zorlu bir dönemde hazırlandılar. Yüz yüze eğitimi çok azaldılar. Online ortamda, ekran karşısında yeni kazanımlar elde etmek zorunda kaldılar. Kendi duygu durumlarını korumak zorunda kaldılar ve o duygu durumlarıyla sınava hazırlanmak durumunda kaldılar. O yüzden bu zorlu senede bu başarıyı elde ettikleri için kendilerini tebrik ediyorum. Tercih yaparken yine yüzdelik dilim önemli. Tamam. Bu noktada ben okulların özellikle bu tercih danışmanlığı noktasında çocuklarımızın bu anlamda okullarımızdan destek alabileceğini söylemek isterim. Hem kendi öğrencilerimize hem de tüm öğrencilere okullarımızda tercih danışmanlığını sağlayabiliyoruz. Evet. Evet, bu anlamda her türlü desteğe hazırız çocuklarımıza. Siz şunu söylüyorsunuz, bir eğitimci olaraktan kendi okullarınız bünyesinde hem kendi öğrencilerinize hem de bu konuda yardım almak isteyen herkese kapılarınızı açtınız. Evet. Sevgili dostlar, beni de iyi dinleyiniz. Sayın Canbazoğlu söyledi, tercihleri yaparken yüzdelik sıraya göre yapacaksınız. Ancak ben de bir iki nokta getirmek istiyorum. Lütfen ilk üç tercihinize kendi yüzdelik sıranızdan biraz daha küçük yaparsanız ve son üç tercihinize, ki toplam 10 tanedir, kendi yüzdelerinizden biraz yüksek yaparsanız kazanma oranı son derece yükselecektir. Bir de Sayın Canbazoğlu söyledi, öğrenci sayısında bir azalma var. Azalma olduğu için de benim tahminim geçen yıl %5'li alan yerler %6'lıkları da alabilecek. Onun için korkmadan hareket edin. Çift sayılara geldiğimizde %10'luk yerler ise %12'lere kadar çıkabilecek. Bunu lütfen uzmanlarla danışın. Biraz evvel de Canbazoğlu söyledi, eğer onun okuluna giderseniz orada size uzman rehberler yardımcı olacak. Bu süreçte veliler okul seçimi yaparken neye dikkat etmeli Sayın Hocam? Şimdi sadece lise öğrencileri için değil, aslında genel tüm yaş grupları için, tüm kademeler için konuşmak gerekir. Genel anlamda bir okulun vizyonu çok önemli. Yani eğitime bakış açısı çok önemli. Bir okul tercih ederken öncelikle bunu sorgulamak lazım. Biz mesela ne diyoruz? Dünya kimliğinde mezuniyet hedefliyoruz diyoruz kendi öğrencilerimiz için. Yani okulun eğitim kültürünün, yani eğitim vizyonunun ne olduğunu ilk önce sorgulamak ama lazım. Ama katılır mısınız bilmiyorum. Yani şimdi kulaklıklarında beni uyarıyorlar. Bu yalnızca lise değil. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise sınırlarını alıyoruz değil mi hocam? Elbette. Yani anaokulu öğrencisi veya ilkokul öğrencisi için de aynı şey geçerli. Ortaokul, çocuk sonuçta ortaokul, lise için de aynı şey geçerli. Çocuk okula başlamadan önce eğer bir özel okul tercih edilecekse velinin bir takım
kriterleri sorgulaması lazım okulda. Evet. Burada öncelikli olarak okulun vizyonu önemli. Az önce de söylediğim gibi eğitim anlayışı önemli bir de. Yani elbette milli eğitimin bir müfredatı var ama bununla birlikte çocuklara kazandırmak istediğimiz bir takım beceriler de var. Evet. Özellikle 21. yüzyıl becerilerini konuşuyoruz. Yani okuldaki eğitim programı sadece bilgi ayağında kalmamalı. Aynı zamanda bu bilgiyi beceriye dönüştürecek bir takım farklı eğitim programlarını da bünyesinde barındırmalı. Diğer bir önemli özellik eğitim kadrosu. Siz hangi programı uygularsanız uygulayın, hangi materyali kullanırsanız kullanın, bunu uygulayacak öğretmenlerimizdir. Söyleyeceğim, zaten burada öğretmenleriniz derken yani başrolde öğretmendir ama burada hemen ben size bir şey daha söyleyeyim, devam edin. Tabii çok soru gelmiş, onları da soracağım. Öğretmenine yatırım yapan okullar da önemlidir değil mi? Tabii ki öyle. Birazdan tekrar bahsedeceğim. Lütfen. Bizim de öğretmen eğitimlerimizin niteliği konusunda hangi konuları gündeme aldığımızı. Burada tercih ederken öğretmen noktasını mutlaka sorgulamalı. Öğretmenin kariyeri, öğretmenin yetkinliği nedir? Bunlar mutlaka sorgulanmalı. Yine okulun teknolojik altyapısı açıkçası artık gündemimize almamız gereken bir konu. Özellikle pandemi dönemi de bunu bize gösterdi ama pandemiden önce de yine teknolojik altyapının ben eğitimle mutlaka iç içe olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık yeni nesil öğrenme kültüründe birazdan bahsedeceğiz. Teknoloji mutlaka eğitimin içerisinde var olacak. Bununla birlikte rehberlik anlayışı nedir? Ölçme değerlendirme sistemleri nedir? Sınav hazırlık programları nedir? Bunlar yine mutlaka okul tercih ederken gündemlerini almaları gereken konular. Okulun fiziki koşulları yine önemli. Yani sınıfların genişliği, bahçe alanları, atölyeleri, sosyal faaliyet yapabilecekleri alanları mutlaka gezmeleri lazım. Yan hizmetler dediğimiz yemek, servis, güvenlik, temizlik gibi faktörler de mutlaka sorgulanmalı. Bir de son olarak özellikle vurgulamak istediğim veli tarafı. Yani biz hep eğitimi üç taraftan yönetiyoruz diyoruz ya, okul tarafı, veli tarafı ve öğrenci tarafı. Velinin de bilgilendirilmesi çok önemli. Yani veli öğrencisinin hangi yaş grubundaysa o yaş hakimiyetindeki, yani o yaş grubundaki öğrencisinin gelişimine katkı sağlayacak kendisinin yapması gereken özellikleri mutlaka bilmesi lazım. Bunun için veli eğitimlerini sorgulaması lazım. Yani okulun mutlaka veliyi de eğitmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki hocam, şimdi veliyi de eğiteceksiniz ve diğer çeşitli değişiklikler söz konusu günün şartlarına göre. O zaman yeni bir okul türü, yani iklimi meydana geliyor. Bu iklim sizce nasıl açıklanacak? Bir de hemen ona bağlantılı bir olayı getirmek istiyorum. Pandemi sonrası bu iklim nasıl değişecek? Şimdi bir okul ikliminden bahsederken aslında benim biraz önce sıraladığım bütün faktörler aslında okul iklimini oluşturan faktörler, yapısal faktörler var içerisinde. Evet. İnsan kaynakları var, eğitim programları, tüm bunların hepsi okul iklimini oluşturan faktörler. Yani okulun içindeki yaşam kalitesi, öğrencinin, öğretmenin, velinin, yöneticinin yaşam kalitesi okul iklimini oluşturur. Evet. Bir okula girdiğinizde sizde bir ilk intiba oluşur değil mi? Yani güvenlikten girdiniz, güvenlik nasıl davranıyor? İçeri girdiniz, temiz mi? İşte iletişim nasıl? Evet. İnsanlar birbirleri nasıl iletişim kuruyorlar? Sonra deneyimlemeye başlarsınız. Eğitim programları nasıl? Öğrenci kazanımları elde edebiliyor mu? Öğretmenlerin geri dönütü nasıl? Hangi sıklıklarda veliler bilgilendiriliyor? Tüm bunlar okul iklimini oluşturan faktörlerdir. Biz bu faktörlerin öğrencinin başarısıyla da doğru orantılı olduğunu tespit ediyoruz. Yani o okuldan memnuniyet, okuldaki motivasyon, öğretmenin bilgiyi takdir etmesi, başarıyı takdir etmesi, öğrencinin gelişimini takdir etmesi, motive etmesi aynı zamanda başarıyı etkileyecek faktörler arasında. Yani okul iklimiyle başarı arasında, akademik başarı arasında doğal bir ilişkinin olduğunu görüyoruz. Paralellik oluyor. Paralel bir ilişki var, evet. Pandemi sonrası nasıl olacak okul iklimini konuşursak eğer, aslında pandemiden önce de biz okul ikliminde artık bir takım farklılıklar yaşanması gerektiğini gündemimize almıştık. Yani eski klasikleşen bir okul kültürü artık bizim şu anki eğitim anlayışımızı karşılayan nitelikte değil. Yani öğretmenin sadece tahtada ders anlattığı, öğrencinin dinlediği, anlasa da anlamasa da bir sonraki ders başka bir konuyu işlediği o klasik eğitim metodu artık geçerliliğini yitiriyor. Biz artık daha çok yönlü bir
eğitim anlayışının olmasını gerektiğini düşünüyoruz. Yani öğrencinin bilgiyi tam öğrenebileceği ve kendi hızında öğrenebileceği bir eğitim anlayışı oluşsun istiyoruz. Tabii burada teknolojik faktörler işi içerisine giriyor. Yani teknolojiyi eğitimin içerisine katarak hem çevrim içi hem yüz yüze eğitimlerle hibrit dediğimiz ya da harmanlanmış eğitim dediğimiz, evet, blended diyoruz bir taraftan da biz kendi, evet, kurumlarımızda, eğitim modeliyle yeni bir okul iklimi oluşturmayı hedefliyoruz. İşte bir taraftan oyunlanmış eğitim, online eğitim araçlarını sistemin içerisine katıyoruz. Dijital okur yazarlık derslerini sistemin içerisine katıyoruz. Bununla birlikte işte teknoloji okur yazarlığı derslerini katıyoruz. Bunlarla beraber çocukların hem yeni sisteme, evet, adapte olmasını sağlamış oluyoruz. Şimdi hocam bunları söylerken evet, bize de bir uyarı geliyor. Tabii bütün bunlar olacak ama diyorlar bu sistemde öğretmenlerin rolü ne olacak ve nasıl uyum sağlayacaklar? Şimdi evet, burada başrolde öğretmen ya, bütün bunları yapacak kişi evet, öğretmen. Evet. Ya tabii eğitimde bu kadar değişimi konuşurken Sait Bey, öğretmenin rolünün değişmemesi de elbette mümkün değil. Yani uyumu da elbette önemli. Öğretmenin bugüne kadarki rolü hep bilgiyi aktaran modelindeydi. Yani eğitim hayatı boyunca, mesleki hayatı boyunca kendisine depoladığı bu bilgiyi, evet, öğrenciye aktaran, hı-hı, rolündeydi. Şimdi artık bu modelin değiştiğini görüyoruz. Öğretmenlerimiz daha çok böyle koça, mentöre, kılavuza dönüştü ve daha çok işin insani tarafıyla ilgilensin istiyoruz. Çünkü bilgiyi zaten teknoloji aktarıyor. Yani doğrudur, çocuk oturduğu yerde dünyanın herhangi bir yerinde ders anlatan bir öğretmeni dinleyebiliyor. Hangi ortamda olursa olsun. Yani bilgiyi istediği zaman, istediği kaynaktan ve kendi öğrenme hızında alarak öğrenebiliyor öğrenci. Psikoloji diyorsunuz ama yani bana göre dijital pedagoji sertifikaları olması gerekir gibi düşünüyorum ben. Yani. Elbette. Buyurun, öyle. Öğretmenlerimizin tabii burada biraz daha az önce de söylediğim gibi insani tarafıyla, işte çocukların girişimcilik, hı-hı, ruhuyla, işte ilişki kurma metoduyla, işte iletişim şekliyle, hı-hı, ondan sonra arkadaşlarıyla uyum süreciyle, bu insani taraflarıyla artık öğretmenlerimiz, evet, ilgilensin istiyoruz. Tabii burada öğretmenin gelişimi de çok önemli. Hani hep bir takım beklentilerimiz var öğretmenlerimizden. Peki öğretmenlerimiz bunlara ne kadar hakim? Bunu da sorgulamak lazım. Bunun için bizim için en azından kendi kurumumuz için en önemli kaynak üniversitelerimiz. Yani üniversitelerimizi biz bu anlamda ciddi bir kaynak olarak kullanıyoruz. Özellikle akademisyenlerimizden öğretmenlerimizin belli dönemlerde eğitim almalarını ve kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Onların çünkü o bilimsel yapısı, üniversitenin o kaynak, bilimsel kaynağı bizi oldukça besliyor. Bu anlamda üniversitelerimizi, öğretmenlerimizin eğitim noktasında kullanıyoruz diyebilirim biz. Peki, kendi kurumlarımızda. Sevgili izleyiciler, sohbetimizi Girne Koleji CEO'su Sayın Dilek Canbazoğlu ile devam ediyoruz. Tabii burada öğretmeni getirdik ama gelen sorularınızdan bir tanesi şu. Öğrenciden hangi becerileri kazanacak derler? Evet. Yani şu anda gündemimizde olan 21. yüzyıl becerileri, evet, biliyorsunuz. Yani bu sektörde, şu anda eğitim sektöründe, eğitim camiasında konuşulan beceriler 21. yüzyıl becerileri. Şöyle söyleyebilirim Sait Bey, şu an bugün okula başlayan bir öğrenci 2030'lu 40'lı yıllarda mezun olacağını öngörüyoruz değil mi? Evet. O yıllarda mezun olduğunda biz hangi mesleklerin olacağını şu anda bilmiyoruz. Bir takım araştırmalar var. Deniyor ki araştırmalara göre, işte OECD raporunun en son açıklamalarına göre takip etmişsinizdir. Evet, evet. %70 şu an var olan mesleklerin %70'inin 2030'lu 40'lı yıllarda olmayacağı söyleniyor. Evet. %20'lik kısım az gelişen meslekler olacak, hı-hı, ya da yerinde sayan meslekler olacak. Ve %10'luk kısım gelişecek. İşte orada sağlık var, eğitim var bu mesleklerin zaten arasında. Zaten onlar değişmeyen. Onlar değişmeyen ve gelişen. Bunlar genişleyecek, evet, yenilenecek, evet, anlamına geliyor. Şimdi biz böyle bir dünyaya çocuk yetiştiriyoruz, evet, değil mi? Bizim bilmediğimiz bir 20 sene sonrası. Şimdi bizim bildiğimiz sadece şu var. Biz geleceğe hazırlamak durumundayız çocukları. Bilmediğimiz bir geleceğe hazırlamak zorundayız ve diyoruz ki burada bir takım becerileri kazansın, hı-hı, çocuklar. Yani gelecekte kendilerini idam ettirebilmeleri için bir takım becerilere sahip olsun. Hı-hı. Ne var burada bu beceriler arasında? Teknoloji okuryazarlığı. İlk sıraya bunu koyuyoruz biz genellikle. Hem şu an teknolojiyi ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilmeleri, hem de gelecekte
teknoloji üretebilmeleri için, bunu özellikle söylüyorum. Evet. Teknoloji üretebilmeleri için teknoloji okur yazarı birer birey yetiştirmeliyiz. Biz örneğin kendi okullarımızda 5 yaşından itibaren robotik kodlama derslerini koyuyoruz ki çocuklar hem teknolojiyi öğrensinler hem de üretebilsinler. Bununla birlikte bilimsel düşünebilme, araştırma, sorgulama yetenekleri bunlar hep üst düzey becerilerdir. Sizler de biliyorsunuz. Tamam. Üst düzey becerileri kazansın istiyoruz çocuklarımızın. Büyük ihtimal finansal okuryazarlık falan yapacaksınız. Onlar da var, elbette. Değil onlar mi? Da var, onlar da var. Bir taraftan inovasyon yetenekleri, yine evet. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani inovatif yavaş yavaş toparlıyoruz. İnovatif evet. Düşünme, inovasyon yeteneklerinin de çocukların gelişmesini istiyoruz. Bunlar 21. yüzyıl becerileri olup bizim şu anda eğitim programımızın içerisinde yer alan ve bilgiyi beceriye dönüştürmek için uyguladığımız bir takım programlar açıkçası. Herhalde bitiyor programımız. Devam edebilir miyim? Tamam. Peki tamam. Tamamdır. Biz tabii önümüzdeki yıla hem bu yeni dijital dönüşümü gündemimize alarak yeni nesil bir öğrenme kültürü oluşturarak başlamak istiyoruz kendi kurumlarımızda. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Öncelikle çocuklara iyi bir ölçme değerlendirme sistemini uygulayarak eksiklerini tespit edip akabinde yeni nesil bir öğrenme kültürüyle yeni döneme başlamak istiyoruz. Bunu özellikle belirtmek istedim. Evet sevgili dostlar, bugünkü programın sonuna geldik. Çok değerli konuğum Girne Koleji CEO'su Sayın Dilek Canbazoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Dostlar yarın Cuma günü saat 19.30'da, evet yarın Cuma günü saat 19.30'da tekrar bir arada olmak dileğiyle tüm mutlu günler sizlerin olsun.